Merhaba arkadaşlar. Burslulu hazırlık sınavının ikinci denemesinin çözümlerini yapacağım sizlere. Birinci soruyla başlayalım. 105 derecelik açı kaç radyandır diyor bize burada. Yine bizim bir kuralımız vardı. Derece bölü 180 radyan bölü pi kuralımız. Derece gördüğümüz yere 105 derece bölü 180 derece eşittir radyan bölü pi yapıyoruz. İçler dışlar yaptığımız zaman burada radyan eşittir 105 pi bölü 180 derece gelecek. Burada sadeleşme işlemlerini yaptıktan sonra cevabımız 7 pi bölü 12 gelmiş olacak. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzda 2890 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir diyor. 2890'ı ben 360'a böldüğüm zaman kalan bize esas ölçüyü verir. 360 2890'ın içerisinde 8 defadır. Buradan da 2880 gelir. Kalanımız 10 olur. Yani bizim esas ölçümüz kaç dereceymiş? 10 derece. Cevabımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar, 3. sorumuzda 37 pi bölü 6 radyanlık açının esas ölçüsü kaç derecedir diyor. Biz bu rasyonel şekilde verilen radyanın esas ölçüsünü bulurken paydanın 2 katını alırız. Yani 6'nın ikinci katı nedir? 12'dir. Biz burada 37'yi 12'ye böldüğümüz zaman kalan bize esas ölçümüzün payını verecek. Burada 3 defa 36 yapar. Kalan 1'dir. Yani ben burada bu kalanı paya yazacağım. 1 çarpı pi diyorum. Paydam yine aynı 6. Yani burada pi bölü 6 gelmiş oluyor. Pi gördüğümüz üzere 180 yazarsak 180 derece bölü 6'dan 30 derece gelmiş oluyor. Yani cevabımız Adana'dır. Evet, 4. sorumuzda -23 pi bölü 3 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır diyor. Biz burada yine paydanın ikinci katı 6'yı alacağız. 23'ü 6'ya böldüğümüz zaman içerisinde 3 defa 18, kalanım 5 oldu. Yine bu kalanı paya yazıyorum. 5 pi, paydam yine 3 olarak kalıyor. İşaretim eksiği de eksiği yazıyorum. Sonra eksi olamayacağı için esas ölçüm artı 2 pi ekliyorum. Çarptığım zaman 6 pi de eksi 5 pi topladığım zaman pi bölü 3 gelmiş oluyor. Yani cevabım Denizli'dir. 5. sorumuzda matematik öğretmeni trigonometri konusunu bitirmiş, öğrencilerine sözlü yapacaktır. Listeden rastgele seçim yaparak aşağıdaki soruları sormaya başlamıştır diyor. Buna göre doğru cevabı verenler kimlerdir diyor. Birinci sorumuza bakalım. Birinci soru pi küçüktür, x küçüktür, 3 pi bölü 2. Yani bu bizim üçüncü bölgemizde. Tanjant ve sin x fonksiyonlarının işaretleri nedir diyor. Şeyma tanjant x artı sinüs x eksi demiş. Evet, üçüncü bölgede tanjantım artı sinüsüm eksidir. Şeyma doğru cevabı vermiş. Gelelim ikinci soruya. Sin 900 ile tanjant 675'in değerleri nedir demiş. Burada şunu yapacağız. Değerlerini bulmak için. Ali demiş ki sin 900 0, tanjant 675 eşittir eksi 1 demiş. Bunların esas ölçülerini bulmam lazım. 900'ün esas ölçüsünü bulurken 900'ü 360'a böldüğüm zaman 2 defa 720 gelir. Buradan 0, 8, 180 derece geldi. Kalan bizim esas ölçümüzdür. Sin 180 benim için 0'dır. Yani doğrudur. Öbürüne gelelim. 675'in esas ölçüsünü bulalım. 675 derecenin esas ölçüsünü bulurken 360'a bölüyorum. İçerisinde 1 defa 360, kalan 5, 1, 315 derece. 315 4. bölgede. Tanjant 4. bölgede eksi, yani eksi 45 gelmiş oluyor. Buradan cevabım tanjant eksi 45 eksi 1'dir. Doğrudur. Yani Ali de doğru cevap vermiştir. AB C büyükten küçüğe sıralayınız demiş. A sin 85, B cos 43, C tan 85. Diyorum ki ilk önce sin 85 ve tan 85. Bunları bir bakayım. Aynı açıya sahip. Aynı açıya sahip sinüs ve tanjantta
tanjant sinüsten her zaman daha büyüktür. Yani nedir? C büyüktür A'dır. Sonra bakıyorum kosinüs 43 vermiş. Bu benim için sinüs 57'ye eşittir. Birbirini 90 dereceye tamamlayan uçlar birbirine eşitti. Yani misal sin A kos 90 eksi A'ya eşit gibi. Sin 85 mi daha büyüktür? Sin 57 mi? Sinüs de açı büyüdükçe değer büyür. Yani A büyüktür B'dir. Bu ikisini ortak olarak yazdığım zaman C A'dan büyük, A da B'den büyük. Bakıyorum burada A C B demiş. Biz bulduk C A B. Yani Ozan yanlış cevabı vermiştir. Bizim için doğru cevabı verenler Şeyma ve Ali'dir. Yani cevabım Edirne'dir. Evet, 6. sorumuzda şekildeki birim çemberde alfa beta teta açılarına göre ABC noktalarının koordinatları verilmiştir. A sin alfa, B kos beta, C tanjant teta olduğuna göre ABC ifadelerini küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisi diyor. İlk önce açılarını bulmam lazım. Ben burada açılarını bulmak için şuradan birinci şekle bakıyorum ilk önce. Birinci şekilde dik atıyorum. Birim çember olduğu için burası 1. Uzunluk olarak yazıyorum. 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 uzunluk olarak yazdığım zaman. 91 ise 31 bölü 2 60 kök 3 bölü 2'dir. Yani benim buradaki açım 60 ise alfa 120 derece geliyor. Alfam 120 derece. Geliyorum buraya. Dik atıyorum yine ikinci şekilde de. Birim çember burası 1. Uzunluk olarak yazıyorum. Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. İkizkenar dik üçgen. Yani benim burada betam 45 dereceymiş. Beta 45 derece. Onu da yazıyorum. Beta 45 derece. Sonra geliyorum buraya. Burada da yine aynı şekilde dik üçgen atıyorum. Burası 1 bölü 2. 1 kök 3 bölü 2. 91 ise 60 kök 3 bölü 2'dir. Yani benim burada tetam da 60 derece geldi. A eşittir sin alfa. Buradan ne olmuş oldu? Sin 120. B eşittir kosinüs beta. Beta benim için 45 dereceydi. Kosinüs 45. C eşittir diyorum. Tanjant teta. Burada tetam benim 60 derece. Tanjant 60. Şimdi bunların değerlerini yazacağız. Sin 120 benim için sin 60 eşit. Buraya geliyorum. Kos 45 benim için sin 45 eşit. Bu yine tanjant 60 olarak kalsın. Sin 60 tanjant 60. O halde tanjant sinüsten her zaman daha büyüktür. C büyüktür A. Sin 60 mı daha büyük? Sin 45 mi? Açı büyüdükçe sinüsün değeri artıyordu. Yani A büyüktür B'dir. Burada sıralamamızı yaptığımız zaman C A'dan büyük, A da B'den büyük. Küçükten büyüğe sıralama yaptığımız zaman B küçüktür, A küçüktür, C. B, A, C. Hangi şıkta var? Denizli'de var. Geldik 7. sorumuza. 1 eksi 2 kos kare x bölü sin x artı kos x artı kos x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada en sade hali ifadesinin eşiti nedir gibi sorularında bakıyorum. Sinler var, koslar var, kos kare var, 1 var. Ben burada 1 gördüğüm yere en önemli özdeşliklerimden bir tanesi sin kare x artı kos kare x eşittir 1'dir. Birim çemberden dolayı. Burada 1 gördüğüm yere sin kare yazıyorum. Artı kos kare yazıyorum. Eksi diyorum. 2 kos kare bölü diyorum. Sin artı kos artı kos diyorum. Burada payda eşitliyorum. Sin kare artı kos kare eksi 2 kos kare çarpıyorum. Sin çarpı kos artı kos kare bölü sin artı kos. Burada bakıyorum. Kos kare 2 kos kare eksi 2 kos kare birbirini götürdü. Yukarıda ne kaldı? Sin kare artı sin çarpı kos bölü sin artı kos kaldı. Sonra eşittir diyorum. Yukarıyı sinüs parantezine aldığımız zaman sin artı kos bölü sin artı kos oluyor. Sin artı koslar birbirini götürür. Yani cevabım sinüs x olmuş olur. Yani cevabım
Bursa'dır. Evet arkadaşlar, 8. soruya geldik. A eşittir tanjant 135 artı 2 cos 180 eksi 3 sin alfa olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. İlk önce biz burada A'yı bulmak için bilinen açıların değerlerini yazalım. Bulalım. Tanjant 135. Tanjant 135 ikinci bölgede eksidir. Eksi tanjant 45'tir. Bunu nasıl yazdık? 180 eksi 45'ten yazmış olduk. Bu da nedir? Tanjant 45 benim için 1'dir. Eksi 1 oldu. Gelelim kosinüs 180'e. Kosinüs 180, kosinüs 180 benim için eksi 1'dir. Yazıyorum A'yı. Eksi 1 artı 2 çarpı eksi 1 eksi 3 sinüs alfa oldu. Burada eşittir diyorum. Eksi 3 eksi 3 sinüs alfa oldu. Burada A'nın değerini bulmak için sinüsün aralığını biliyorum. Tanım aralığını biliyorum. Sinüsün tanım aralığı eksi 1 ile 1 aralığındadır. Ben bu ifadeyi eşitlemeye çalışacağım bunu. Eşitsizliği. Diyorum ki sinüsün katsayısı eksi 3. Her tarafı eksi 3 ile çarpıyorum. 3 işaret değiştirecek. Eksi 3 sinüs alfa büyük eşittir eksi 3. Her tarafı eksi 3 ekliyorum. Eksi 3 eklersem 0 oldu. Eksi 3 eksi 3 sin alfa. Eksi 3 eklersem eksi 6 olmuş oldu. Burada artık burası benim için A'yı ifade ediyor. 0 ile eksi 6 aralığında küçük eşit dahil 0 burada kaç tane olduğunu bulmak için yazacak olursak, tek tek yazacak olursak 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Toplamda burada 7 tane olmuş oldu. Yani cevabımız Bursa'dır. 9. sorumuza geldik. Pi bölü 2 küçüktür, x küçüktür, pi olmak üzere 4 tan x eksi 3 kot x bölü tan x artı 3 kot x eşittir 1. Olduğuna göre tanjant x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz burada tanlı kotlu veriyorsa, böyle bir özdeşlik veriyorsa bize içler dışlar çarpımı yaparız. Burada yazdığım zaman ne olacak? 4 tanjant x eksi 3 kotanjant x eşittir diyorum. Tanjant x artı 3 kotanjant x olmuş oldu. Burada bunu karşıya attığım zaman tanjantı 3 tanjant x kalır. 3 kotanjantı bu tarafa attığım zaman eksi 3'tü artı 3 olarak geçecek. 6 kotanjant x olmuş oldu. Özdeşliklerimden bir tanesi. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı neydi? 1'di. O halde ben burada kotanjant x gördüğüm yere 1 bölü tanjant x yazabilirim. Burada aynısını yapacağım. 3 tan x eşittir diyeceğim. 6 bölü tanjant x diyorum. Burada işlemleri sadeleştirelim. 2. İçler dışlar yaptığımız zaman yine tan kare x eşittir 2 geliyor. Buradan her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman mutlak içerisinde tanjant x eşittir kök 2 geliyor. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üçüncü bakıyorum, bu pi bölü 2 küçük x küçük pi benim için ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantımın değeri eksidir. Yani tanjant x eşittir eksi kök 2'dir. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet, 10. sorumuzdan devam edelim. Sercan yerden yükseklikleri aynı olan 4 tane çiviye şekildeki gibi 2 tane tablo asmıştır. Tabloların boyutları aynıdır ve tabloları asmak için kullanılan ipler de eşit uzunluktadır diyor. Eşit uzunluktadır. Tablolar şekildeki gibi yere paralel ve dengededir diyor. KLMN tablosu ABCD tablosunun 6 cm yukarısındadır diyor. Şöyle doğrusal bir şekilde çekersem şurası, şu yükseklik benim için 6 cm yukarıdaymış. Tabloların eni 24 cm olduğuna göre diyor. KL de 24, AB de benim için 24. ABCD tablosu ile ipler arasında kalan açının birinin tanjant değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani şurada yaptığımız zaman, burada zaten burası benim için ikizkenar üçgendir dengede durması için. Buralara alfa alfa dersek bizden soru tanjant alfayı istemiş oluyor. Şimdi gelelim bilgilere.
Biz burada iki tablonun ben boyutlarına diyorum ki x x olsun. Boyutları x x olsun. Sonra şuraları da isimlendirecek olursak y y olsun. Kareye benim için 24 ise burası da 24'tür. İpin boyutu neymiş yani? 2y artı 24'müş. O zaman burası da 2y artı 24'tür. O zaman y artı 12, y artı 12 şeklinde olacak. Sonra geliyorum. Şöyle diklik atalım. Burasının x olduğunu biliyorum. Burayı bulmam lazım benim. Diyorum ki burası aynı uzunlukta olacağına göre burada burası. Y artı x artı 6. E x burası, burası benim için ne oldu? Y artı 6 olmuş oldu. İkizkenar üçgende tabana attığım diklik tabanı iki eş parçaya böler. 12, 12 olmuş oldu. Herhangi bir üçgeni ele alalım. Burada Pisagor yaparak y'yi bulabilirsiniz. Ya da özel üçgen geliyor mu, y'ye değerler vererek bulabilirsiniz. Y'ye 3 değerini verdiğimizde 9, 12, 15 özel üçgeni oluyor. 9, 12, 15 özel üçgeni oluyor. Y'ye 3 verdiğim zaman burası benim için 9 olmuş oldu. Tanjant neydi? Karşının komşu oranıydı. Karşım 9, komşum 12. E sadeleştirirsek 3'er 3 ile 3 bölü 4 olmuş olur. Cevabımız Bursa'dır. 11. sorumuza geliyorum. Yukarıda verilen geometrik şekillerdeki açılara göre diyor. Oranı kaçtır diyor. Bizim burada alfa, beta, teta ve gamayı bulmamız lazım. İlk önce deltoidden başlıyorum. Deltoidde iki tane ikizkenar üçgenin taban tabana çakışmasıdır. Dolayısıyla benim buradaki açım 150 ise gamam da benim ne olacak? 150. Gama eşittir 150'dir. Geliyorum kareye. Karede köşegen açıyı iki eş parçaya böler. Yani burası beta ise burası da betadır. E 90 derece olduğuna göre beta benim için 45 derecedir. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Yani teta buradan 90 derecedir. Geliyorum orana. Kosinüs alfa diyor. Yani kosinüs 60 eksi tanjant beta diyor. Tanjant 45 bölü kotanjant teta diyor. Kotanjant 90. Sinüs gamma diyor. Sinüs 150. Şimdi kosinüs 60 benim için 1 bölü 2'dir. Tanjant 45 1'dir. Bölü diyorum. Kotanjant 90 0 eksi. Sinüs 150. 150'yi biz 180 eksi 30 diye yazarız. İkinci bölgede sinüsüm artıdır. Burası sinüs 30'dur. Sinüs 30 da benim için nedir? 1 bölü 2'dir. Eşittir diyorum. İşlemleri yaptığım zaman eksi 1 bölü 2 bölü. Buradan da eksi 1 bölü 2. Aynı geldiği için cevabım ne gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Yani cevabım Denizli'dir. Evet, 12. sorumuza geldik. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada tanjant pi bölü 2 artı alfa. Kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa. Sin kare pi eksi alfa. Kos kare eksi alfa. Şimdi biz burada pi bölü 2 artı alfa dediğimiz zaman 90 olduğu zaman isim değiştiriyorduk. İsmim ne olacak benim? Kotanjant alfa olacak. Ama işaretime bakıyorum. İşaretime bakarken tanjanttan ele alıyorum. Tanjant ikinci bölgede benim için eksidir. Eksi kotanjant alfa oluyor. Sonra çarpı diyorum. Yine 3 pi bölü 2 yani 270 var. Burada da aynı şeyi yapacağım. Yine isim değiştirecek. Tanjant olacak. Tanjant alfa diyorum. 3 pi bölü 2 eksi alfa dediğim şey benim 3. bölgeye geliyor. 3. bölgede benim kotanjantım artıdır. Aynen kaldı. Şöyle artı diye göstereyim yine. Bakıyorum pi eksi alfa diyor. İkinci bölgede benim sinüsüm artıdır. O halde yine aynı şekilde sinüs alfa olacak. 180 ve 360'da isim değiştirmiyorduk. Artı diyorum. Bu arada sin kare olacak burası. Kos kare eksi alfa dediğim şey. Kos alfa dediğim şey 4. bölgeye düşer. 4. bölgede benim kosinüsüm artıdır. Kos kare alfa olmuş oluyor. E sin kare kos kare benim için 1'dir. Paydan 1 oldu. Tanjantla kotanjantın çarpımı 1'dir. Ama eksi işaretim var. Bunu unutmuyorum. Eksi 1. Yani cevabım benim eksi 1 olmuş oldu. Cevabımız Adana'dır.
13. sorumuzda x eşittir pi bölü 9 olmak üzere demiş. İfadesinin aşağıdakilerden hangisine eşittir? X dediğim şey ya benim için 20 derecedir. Pi gördüğümüz yere 180 yazarsak 180 bölü 9'dan 20 derecedir. X gördüğümüz yere 20 dereceyi yazıyorum. Kosinüs 4 çarpı 20'den 80 derece çarpı 5 çarpı 20 bölü 2'den tanjant 50 derece bölü diyorum. 2 çarpın başında kotanjant 40 yaptı. Çarpı 20 koyduğum zaman kosinüs 100 yapmış oldu. Şimdi bakıyorum burada. Birbirini 90 dereceyi tamamlayan sinüs kosinüs. Misal sinüs 30 kosinüs benim için 60 eşittir. Ya da tanjant 50 kotanjant 40 eşittir. Bunlar birbirini götürür. Sonra buralara geliyorum. Kosinüs 100 dediğim şey benim. 100 dereceyi ben 180 eksi 80'den yapabilirim. Kosinüsüm ikinci bölgede benim eksidir. O halde burası benim için ne oldu bu ifade? Eksi kosinüs 80 oldu. Kosinüs 80'ler de birbirini götürdü. Payımda 2 kaldı. Paydamda da eksi 1 kaldı. Cevabım ne gelmiş oldu? Eksi 2 gelmiş oldu. Cevabım Adana. ABC üçgenin iç açıları olmak üzere diyor. İfadesinin aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi soruyu incelediğimizde A artı B, C var. Şimdi ben bunları tek açı cinsinden yazmaya çalışacağım. A açısı, B açısı, C açısının toplamı 180 derecedir. O halde ben burada diyorum ki A ile B açısının toplamı 180 eksi C olarak yazayım. Hepsi C açısı cinsinden olmuş olacak. Kosinüs A artı B gördüğüm yere 180 eksi C açısı diyorum. Eksi kosinüs C bölü kotanjant 180 eksi C eksi kotanjant C olmuş oldu. Şimdi kosinüs 180 eksi C dediğim ifade benim için ikinci bölgede benim kosinüsüm eksidir. O halde eksi kosinüs alfa oldu. Eksi kosinüs C oldu. Eksi diyorum. Kosinüs C'ydi zaten. Bölü diyorum. Kotanjant ikinci bölgede yine eksidir. Eksi kotanjant C eksi kotanjant C olmuş oldu. Sonra bunları yazdığım zaman eksi 2 kosinüs C açısı bölü eksi 2 kotanjant C açısı. Bunlar birbirini götürdü. Kotanjantı açacak olursak kosinüs C bölü kosinüs C bölü sinüs C. Burada kosinüsler birbirini götürür. Cevabım sinüs C açısı olmuş olur. Yani cevabımız Bursa'dır. 15. sorumuzda x elemanıdır 0 pi bölü 2 olmak üzere demiş. Tanjant x eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre diyor. 5 cos x eksi sin x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bize aralığımızı vermiş. Bu önemli. Birinci bölgede yani işaretim artı olacak. Sin, cos, tan, kot hepsinin artı oldu birinci bölgede. Sonra geliyorum. Bize bir trigonometrik ifadenin değerini veriyorsa biz üçgen çizelim. X açılık bir üçgen çizdim. Karşının komşu oranı 3k, 4k, 5k şeklinde yazarız. Artık bunu yazabiliriz. 5 kosinüs x eksi sinüs x. 5 çarpı kosinüs dediğim şey 4k bölü 5k eksi sinüs dediğim şey 3k bölü 5k olmuş oldu. K'lar birbirini götürdü. Burada 20 eksi 3 bölü 5. Buradan da ne gelmiş oluyor? 17 bölü 5 cevabım gelmiş oluyor. Cevabımız Edirne'dir. Evet, 16. sorumuzda. Bir marangoz evinin girişine şekildeki gibi bir vestiyer yapmıştır. Fakat monteleme yaparken kapakları ters montelemiştir. Şu aşağıdaki gibi. Kapaklar açıldığında aşağıdaki görüntü oluşmaktadır diyor. CD'ye 5 birim, AB'ye 8 birim, BC'ye 7 birim demiş. Yazalım. AB 8 birim, BC 7 birim, CD 5 birim. Olduğuna göre kapakların birleştiği noktada oluşan açı kaç derecedir diyor. Kapakların birleştiği yerde oluşan açı buradaki açıdır. Alfa diyorum ben bunu. AB açıldığı anda AB olan yer buraya gelmiş olacak. O halde burası benim için 8'dir. Bu CD de açıldığında
kapak buraya gelecek. Burası da benim için 5'tir. Üç kenarını biliyorsam ve bir açısını istiyorsa bana benden kosinüs teoremi uygularım. Kosinüs teoremi uygularım. Alfa'ya göre uygulayacağım kosinüs teoremi. 7'nin karesi eşittir diyorum. 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. İşlemleri yaptığım zaman 49 eşittir 64 artı 25 eksi 80 kosinüs alfa. Burası benim için 69. Hatta burası benim için 89. Karşıya attığım zaman eksi 40 eşittir eksi 80 kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa eşittir 1 bölü 2 geliyor. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu yerdeki açım benim için 60 derecedir. Alfa eşittir 60 derece olmuş olur. Yani 16. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Geldik 17. soruya. 9 katlı bir apartmana asansörle taşıma yapmak için araç şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor. BC AD'ye paralel. BC benim için 5 birimmiş. 5 birimmiş. CD benim için 30 birim. Yani burası benim için 30 birim. AD de 45 birimmiş. Buradan buraya 45 birim. O halde diyor kosinüs BAD açısı nedir diyor. BAD açısı. Ben buradaki açıma alfa diyorum. Bunu bulmak için yani kosinüsün istediği için burada bir dik üçgen oluşturuyorum. Dik üçgeni oluşturduktan sonra 5 ise burası da 5'tir benim için. Tamamı 45'te buraya 40 kaldı. Burası benim için 30 ise burası da 30'dur. 30, 40, 50 üçgeni vardır. 3, 4, 5'in 10. katı. Artık ben kosinüs alfayı yazabilirim. Kosinüs alfa eşittir 40 bölü 50'den sadeleşme işlemlerimizi yaptıktan sonra 4 bölü 5 gelmiş olur. Yani cevabımız Edirne'dir. 18. sorumuzda şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni şekil 2'deki gibi katlandığında B noktası köşegen üzerindeki B üssü noktasına gelmektedir. B üssü F paraleldir AE'ye. B üssü F AE'ye paraleldir diyor. BE üssü de AD'ye paraleldir diyor. AD'ye paraleldir. Burada bir denklem vermiş bana. Ben B üssü C'ye K dersem, B üssü C'ye K dersem, A B üssü benim için 2K olur. B üssü F'ye 4 demiş, B üssü F'ye 4 demiş. Bizden tanjant F B üssü C, F B üssü C. Benden buradaki açının tanjantını istiyor. O halde biz burada ne yapacağız? Şimdi bu buraya paralel olduğuna göre, hatta bunu katlanmaşın ilk haline döndürelim. Şimdi burası benim için paralel olduğuna göre, burası 90 derece ise burası da 90 derece. Paralel ise buralarda 90-90 olur. Hatta burada B üssü F 4 ise buraya da B diyelim. EB de benim için 4 oluyor. Katlama işleminde EB, EB üssü. Burası da 4 olacak benim için. Burada buraya paralel onu biliyorum. Yöndeş açıdan burası alfa ise benim için burası da alfadır. Sonra benzerlik yapıp AE'yi bulacağım. Soruda şunun benzerliğim şu. K'nın 3K oranı. K'nın 3K oranı. 4'ün A oranı diyelim. 4'ün A oranı. K'lar gitti. A eşittir 12 gelmiş oldu. Buranın tamamı 12 ise benim için AE benim için 8'dir. Tanjant alfayı istemiş oldu benden. Tanjant alfa eşittir 4 bölü 8'den 1 bölü 2'dir. Yani cevabımız Denizli'dir. Evet 19. sorumuza geldik. X elemanıdır. Pi virgül 3 pi bölü 2 kapalı aralığı olmak üzere. Denklemi verilmiş. Olduğuna göre kotanjant x değeri kaçtır diyor. İlk önce bu denklemini biz üslü ifadesi olarak bir yazalım. 3'ün 3. kuvvetinin kotanjant x'ini alıyorum. Eşittir diyorum. 1 bölü 3 üzeri 5 kosinüs x diyorum. Üssün üstü durumunda çarpım durumundadır. Yani 3
3 kotanjant x eşittir. Burada da 5 kosinüs x olacak. Ama yukarı geçtiği zaman, paya geçtiği zaman eksili ifade olur. 3 üzeri eksi 5 kosinüs x oldu. Benim için tabanlar aynıysa üstler eşitliğinde, üstler de birbirine eşittir. Yani 3 kotanjant x eşittir. Eksi 5 kosinüs x. Kotanjant x'i açıyorum. 3 kosinüs x bölü sinüs x eşittir. Eksi 5 kosinüs x. Eşitliğin her iki tarafından kosinüsü sadeleştiriyorum. 3 eşittir. Eksi 5 sinüs x olmuş oldu. Buradan sinüs x eşittir. Eksi 3 bölü 5'tir. Eksi 3 bölü 5 olmasının sebebi 3. bölgede olmasından kaynaklı. Şimdi bizden kotanjant x istiyor. Onun için biz burada ne yapacağız? Bir tane dik üçgen alıyorum. Dik üçgeni aldık. Açımız x. Oranını yazalım. 3 bölü 5. Karşının hipotenüs oranından 3, 4, 5 özel üçgeni geldi. Bizden kotanjant x'i istiyor. Kotanjant komşunun karşı oranından 4 bölü 3'tür. Kotanjant benim için 3. bölgede, 3. bölgede artıdır. Yani cevabımız ne olmuş oldu? Adana. Evet, 20. sorumuza geldik. Şekildeki ABC üçgeninde BE4, AE1, BD2, DC 6 santim olduğuna göre AC eşittir x kaç santimdir diyor bize. Bakın burada ilk ABC üçgeni ve EBD üçgeni bakın. EBD üçgenin üç kenarını biliyorum. ABC üçgeninde bir kenarı bilmiyorum. Bu iki üçgenin ortak bir açısı vardır. B açısı. Ben bu üçgende üç kenarı biliyorsam ben burada kosinüs teoremi yapıp B açısının kosinüs değerini bulmuş olurum. Ben buradaki açıya alfa diyorum. İlk önce EBD üçgeninde kosinüs teoremi yapıyorum. 3 kök 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Burada değerlerini yazacak olursak 18 eşittir 16 artı 4 eksi 16 kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa değerini çekecek olursak 1 bölü 8 gelmiş oluyor. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Benim için AB 5, BC benim için 8. X büyük üçgende kosinüs teoremi yapıyorum. Bu benim birincisiydi, ikincisini. X kare eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Dikkat edin. Kosinüs alfayı niye bulmuştuk? 1 bölü 8 bulmuştuk. 8'ler birbirini götürdü. X kare eşittir. 25 artı 64 eksi 10. Buradan x kare eşittir 79 gelmiş oluyor. X dediğim ifadede kök 79 olmuş oldu. Yani cevabımız Denizli'dir. Evet, 21. sorumuzda. Şekilde ABC üçgen, BDEF dikdörtgen. ACB açısının ölçüsü alfa, BD 5 santim. Olduğuna göre AE'nin alfa cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bize burada. Şimdi BD benim için 5 ise burası da benim için 5'tir. Dikdörtgen diyor. Şu açılarımızı yerleştirelim. Sonra burası benim için alfa ise yöndeş açıdan burası da benim için alfa oluyor. Bize ne diyor? AE'nin alfa cinsinden değeri diyor. X diyorum. Sonra diyorum ki bu dik üçgende hangi trigonometrik oranı yazabilirim ben? Komşum var, hipotenüsüm var. Komşunun hipotenüsü oranı eşittir benim için kosinüs alfadır. Kosinüs alfa buradan nedir? 5 bölü x'tir. Burada içler dışlar çarpımı yaptığım zaman ya da x'i çektiğim zaman x eşittir 5 bölü kosinüs alfa gelmiş oluyor. 1 bölü kosinüs alfa benim için 5 çarpı 1 bölü kosinüs alfa diyorum. Kosinüs alfa benim için sekant alfaya eşittir. O halde ne olmuş oldu x'imiz? 5 sekant alfa olmuş oldu. Yani burada cevabımız Ceyhan'dır. 22. sorumuzda şekildeki çamaşır telinin açık hali verilmiştir. Çamaşır telinin açık kısımları yere paralel durumdadır ve kolların her ikisinde 75 derece açılmıştır diyor. Dikkat edin, 75 75 doğrusal olduğuna göre benim buradaki açım 30 derecedir.
180'e tamamlamak için. A, B'yi 8 vermiş. B, C'yi 8 vermiş. Olduğuna göre çamaşır telinin önden görünümü de oluşan taralı üçgenin alanı kaç birim karedir? İki kenar ve arasındaki açıyı biliyorsam ben sinüs ile alan formülümü uygularım. O da nedir? 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı sinüs 30. Benim için sinüs 30 değeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 1 bölü 2'den buradan sadeleşme işlemlerimizi yaptıktan sonra cevabımız 16 birim kare gelmiş oluyor. Yani cevabımız Ceyhan. 23. sorumuza geldik. Şekilde ABC üçgen. BD eşittir DC. BD eşittir DC. Bakın ortak iki üçgen için ortak bir kenar ve bu tabanlar birbirine eşit. AB 8, AC 10, alfa, beta, sinüs alfanın sinüs betaya oranını istemiş. Şimdi ben burada düşünüyorum. Tabanlar aynıysa yükseklikler de aynı. O halde bu iki üçgenin alanları birbirine eşittir. Şimdi her iki üçgen içinde AD ortaktır. Ben buna x diyorum. Bu üçgenin alanını iki kenar ve arasındaki açı, iki kenar ve arasındaki açı ve alanlar birbirine eşit. İki üçgenin alan eşitliğinden yararlanarak sinüslü alandan ben buradan sinüs alfa, sinüs beta oranını bulmuş olacağım. İlk önce soldaki üçgen için yapıyorum. 1 bölü 2, 8 çarpı x çarpı sinüs alfa eşittir diyorum bu üçgenin alanına. 1 bölü 2, x çarpı 10 çarpı sinüs beta. 1 bölü 2'ler birbirini götürdü. X'ler birbirini götürdü. 8 sinüs alfa eşittir 10 sin beta olmuştu. Sinüs alfanın sinüs betaya oranı buradan 10 bölü 8'dir. Sadeleşme yaparsak 5 bölü 4 gelmiş olur. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, 24. sorumuza geldik. Bir ABC üçgeninde sin A eşittir 3 sin B ve BC 27 santim olduğuna göre AC kaç santim diyor. İlk önce ben bunun nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum. Bir tane üçgen çiziyorum. ABC üçgeni çiziyorum. BC benim için 27. AC'ye de x diyorum. A açımla ilgili bilgim var. B açımın birbiri cinsinden ilgim var. Açım karşısındaki kenar uzunluğu. Açım karşısındaki kenar uzunluğu. O zaman aklıma ne geliyor? Sinüs teoremi geliyor. Sinüs teoremi neydi? Kenar bölü açının sinüsü sin B eşittir diyorum. Kenar bölü sin A. Ben sin A gördüğüm yeri 3 sin B yazabilirim. Yani buraya ben 3 sin B yazabilirim. Sonra yazdıktan sonra x bölü sin B eşittir 27 bölü 3 sin B olmuş oldu. Sinüs B'ler birbirini götürdü. Sadeleşme işlemi yaparsak 9 gelmiş oldu. X eşittir 9 birim olmuş oldu. AC'miz bizim 9 olduğundan dolayı cevabımız Adana'dır. 25. sorumuzda fx eşittir 4 kosinüs küp 5x artı 20 eksi 2 fonksiyonun esas periyodu kaçtır diyor. Bir trigonometrik fonksiyonun esas periyodunu bulurken ilk önce kuvvetine bakarız. Kuvvetim nedir? Benim burada 3'tür. O halde tektir. Tek olan fonksiyonun kuvvetini bulurken biz 2 pi bölü x'in katsayısı olan mutlak a diyorduk. Tek olduğuna göre 2 pi diyorum. X'in katsayısı 5. Mutlak 5. Yani buradan ne gelmiş oldu? 2 pi bölü 5 gelmiş oldu. Cevabımız nedir? Adana. 26. sorumuzda fonksiyonun 0-2 pi kapalı aralığındaki grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz burada bakıyorum. Fx eşittir 2 sin x artı 1. Burada en kolay yapmak için burada x değerlerine bakıyorum. Ortak olarak ne verebilirim? İlk biliyorum ki x gördüğüm yeri ilk önce pi bölü 2 yazayım. X eşittir pi bölü 2. Yani 90 dereceyken benim fx fonksiyonum değeri nedir? Ya bakıyorum f 90 derece eşittir diyorum. Sinüs 90 benim için 1'dir. 2 çarpı 1'den 2, 2 artı 1'den 3 yapmış oldu. Yani pi bölü 2'deki değerim 3'müş. Pi bölü 2'deki değerim 3. Bunu sağlıyor.
Burada yok. Gitti. Burada pi bölü 4'teki değerim 3. Pi bölü 2'deki değerim 2 diyor. Bu da gitti. Pi bölü 2'deki değerim 3 diyor. Bu kalıyor. Pi bölü 2'deki değerim 2 diyor. Bu da gitti. Bir tane başka bir tane daha bakıyorum. Bu sefer pi yani 180'de. X, o zaman x'imi ben 180 derece alırsam yani pi alırsam. Burada sinüs 180 0. 2 çarpı 0'dan 0 artı 1 geliyor. Yani ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. Pi'de değerim 1 ise bakıyorum burada pi'deki değerim 2 gitti. Burada pi'deki değerim 1. O zaman cevabım neymiş? Denizli. 27. sorumuzda. Adliyenin arşiv odasına giren avukat Elif aradığı dosyanın en üst rafta olduğunu görüp alabilmek için merdiveni 3. rafın üst kenarına dayamıştır. Arşiv dolabının her bir raf yüksekliği 8 birim. Diyor. Merdiven uzunluğu 26 birim olduğuna göre merdivenin eğimi kaçtır? Ben burada temsili bir üçgen çiziyorum. Şekilden bakarak. Merdivenin uzunluğu 26 birim. Yani şuradan oluşturuyorum. Şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Şu şekilde. Şöyle dik üçgen oluşturdum. 26. Kaç raf varmış? 1, 2, 3. Yani 3 çarpı 8. Burası ne oldu bizim için? 20. 4 birim olmuş oldu. Bize diyor ki merdivenin eğimini. Merdivenin eğimi benim için burasıdır alfa. Eğim dediğim şey tanjant alfadır. Eğimi bulacağız. Bakıyorum burada 24, 26. Bu uzunluğu bulmam lazım benim. 5, 12, 5, 12, 13'ün ikinci katı. O zaman x'im ne oldu? 10. Ya Pisagor'dan da bulabiliriz. O halde ben artık eğimi bulabilirim. Karşının komşu oranından, 24'ün 10 oranından sağ değişme işlemi yaptıktan sonra 12 bölü 5 gelir. Yani cevabımız Bursa'dır. 28. sorumuzda ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Ters trigonometrik fonksiyonun toplamı verilmiş. Ben burada diyorum ki arc cos eksi kök 2 bölü 2'ye a diyorum. Burada arctan kök 3'e de b diyorum. Yani soru benden a artı b'yi istemiş oluyor. Şimdi diyorum ki arc cos eksi kök 2 bölü 2 eşittir a ise her tarafın kosinüsünü alırım. O zaman kosinüs a eşittir eksi kök 2 bölü 2 olmuş olur. Kosinüsün eksi olduğu yer ikinci bölge. Bunu biliyorum. Sonra diyorum ki kök 2 bölü 2. Sinüs nerede kök? Kosinüs nerede kök 2 bölü 2'dir? 45 derecede. İkinci bölgedeki karşılık gelen yer nedir? Benim için 135 derecedir. Sonra geldim. İkincisine ark tanjant kök 3 eşittir b ise her tarafın tanjantını alırım. Tanjant b eşittir kök 3. Burada tanjantın kök 3 olduğu yer benim için 60'tır. B benim için 60 derecedir. O halde biz burada 135 ile 60'ın toplamı benim için 195 derecedir. 195 derece şıklarda bana adanayı verir. 29. sorumuz. Mimarlık öğrencisi Furkan derste sıkılmış ve yukarıdaki birim karelik kağıda bazı çizimler yapmıştır. Arkadaşına trigonometri konusunda bu soru tiplerini hatırlıyor musun diye sormuştur. Arkadaşı hatırlamadığını söylemiş ve tanjant alfa artı tanjant b sonucu bulabilir misin diye sormuştur. Furkan bu soruyu doğru cevapladığına göre diyor cevabını kaç bulmuştur diyor. Şimdi biz bu tarz sorularda birim kareli kağıt üzerinde verildiği zaman bir trigonometrik oran istiyorsa bizden bilindik bir dik üçgeni taşımalıyız açıyı. O halde diyorum ki ben bu açıyı şöyle dik üçgen oluşturacak şekilde bu burası benim için alfaysa bilindik olarak ben buraya taşırım alfa. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Artık ben tanjant alfa değerini bulabilirim. Tanjant alfa değerim benim için 5 bölü 4'tür. Şimdi diğerine geliyorum. Benim için beta burada. Bu sefer de üstten çiziyorum. Bilindik yere taşıyacağım yine. Şu şekilde. Dik üçgen oluşur. Benim için buradaki açım beta ise buradaki açım da betadır. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Burası da benim için 7 birim olmuş oldu. Artık ben buradan tanjant betayı da bulabilirim. Tanjant beta karşının
Komşu oranından 7 bölü 4. Benden ikisinin toplamını istemiş. 5 bölü 4 artı 7 bölü 4'ten 12 bölü 4'ten cevabımız 3 olmuş oldu. Cevabımız Edirne. 30. sorumuzda kotanjant parantez içerisinde arksin 2 bölü 3 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben burada ters trigonometrik ifade alfa diyorum. Yani soru benden ne istemiş oldu? Kotanjant alfa istemiş oluyor. Biz alfa neyi demiştik? Arksin 2 bölü 3'e biz alfa dedik. Her tarafın sinüsünü alırsak yani sinüs alfa eşittir 2 bölü 3 gelmiş olacak. Buradan biz neye ulaşacağız? Kotanjant alfa istiyor. Hemen bir dik üçgen çiziyorum. Açımı yerleştiriyorum. Alfa 2 3. Pisagor bağıntısı yaparsak 9'dan 4 çıktı 5. Yani bu uzunluk kök 5 olmuş oldu. Kotanjant alfa diyelim. Komşunun karşı oranından kök 5 bölü 2'den cevabım Adana'dır.